Selim hatta mı? Evet, Ahmet Selim Kul hatta. Kasımpaşa Fenerbahçe maçında. Şimdi Selim, ben ilk bölümde anlatırken Covid'liler var, sakatlar var, düzelenler var, yeniden sakatlananlar var antrenmanda. Bilgiler çok. Şöyle bize bir toparla. Yarın bu bilgiler ışığında ne olacak? Sendeki yeniden sakatlanan, sakatlığı geçen, hastalığı düzelen, böyle bir bilançoyu toparlayalım. Fenerbahçe yarın Kasımpaşa maçına nasıl bir 11 ile çıkacak sevgili Ahmet Selim Kul? Söz sende. Evet Enver Bilgin, çok karmaşık bir tablo var. Taraftarlar da takip etmekte zorlanıyor. En kısa şekilde özetleyelim. Yarın 3 isim sakatlıkları sebebiyle, hastalıkları sebebiyle kadroda olmayacaklar. Tolga Ciğerci, Perotti ve Caner Erkin. Bu 3 isim dışında Serdar Aziz'in bugün testi negatife döndü ve o da bugün ilk bireysel antrenmanı yaptı. Ben Serdar Aziz'in kadroda olmasını beklemiyorum ama onun da oynamasına teknik açıdan engel bir durum kalmadı, onu da belirtelim. Ama ben yine de kadroda olmasını beklemiyorum. Sadece bir bireysel antrenman yapabildi. Onun dışında Fenerbahçe'nin eksiği kalmadı. Gustavo'nun ve Ozan'ın testleri de negatife dönmüştü. Gustavo 2 bireysel çalışma, bir de takımla çalışma yaptı bu süreçte. 2 günlük süreçte. Ozan Tufan dün ve bugün takımla çalıştı. Ben açıkçası bu iki oyuncudan birinin 11 başlayacağını, birinin de sonradan oyuna gireceğini düşünüyorum. Hemen bundan bahsetmişken tabii ki muhtemel 11'i de paylaşayım. Kalede Altay'ın oynamasını bekliyorum. Defans sahanda Nazım Sangare, stoperde Lemos Tisseran, solda Novak, orta sahada ben Gustavo ile başlamasını bekliyorum hocanın. Ozan da olabilir ama Gustavo Sosa ikilisi hücum hattında, sağda Ener Valencia, solda Pelkas, 10 numarada Mert Hakan, forvette de Samatta ile Erol Bulut'un sahaya çıkmasını bekliyorum. Fenerbahçe uzun bir yerden sonra birçok oyuncusuna bu maçta kavuşuyor, onu da belirtelim. Peki, teşekkürler sevgili Selim. Özellikle Valencia ve Samatta'nın dönmesi, yeniden uzun bir aradan sonra kadroya dönmesi önemli. Pelkas kadroda, Gustavo ve Ozan takımla çalışmaya başlamışlar. Ama tabii bir iki çalışma dedi. Bireysel çalışmaların ardından takımla çalışmaları negatife döndükten sonra ne kadar verim verir? İkisinden birisinin oynamasını bekliyorum dedi sevgili Selim. Gustavo Sosa, Mert Hakan gibi gözüküyor diye söyledi Nazım. Bu arada tabii bilgiler fazla. Serdar Aziz çalışmaya başlamış ama bireysel olarak çalışıyor. Bir antrenman, negatife dönmüş. Tolga, Perotti ve Caner. Şu anda olmaması kesin. Üç isim bu. Tolga, Caner, Perotti. Fenerbahçe'nin referans aldığı Kasımpaşa'yı maç, evet, bana göre Başakşehir maçı. Yani 10 kişiyle bile çok iyi oynadılar. Özellikle yani geçtiğimiz sezonlarda da aynı şekilde böyle bir kurgusu var. Türkiye'de en iyi, en hızlı hücuma çıkan takımlardan biri. Hem hücum geçiş hem kontratak olarak. Fenerbahçe'nin özellikle buna dikkat etmesi gerekir. Atak sonlandırmaya, basit pas hatalarına ve de özellikle Tisserand, Lemos ağır oyuncular, Ender. Orta sahaya kadar, kadroyu lütfen. Orta sahaya kadar çıkıp ön alan baskısında alan boşalttıklarını atak sonlandıramazlarsa, özellikle atletizmi olan iyi oyuncular var Kasımpaşa'da, ciddi sıkıntı yaratabilir. Yani Fenerbahçe'nin bir de oyunu anlamında da Erol Hoca şunu yapacak: oyunun merkezine oyunu koyacak, oyuncuyu değil, oyuncuları o merkezin içinde kullanacak. Yani Fenerbahçe hala şu ana kadar oyun bulamadı. Bakalım Kasımpaşa'ya karşı nasıl bir oyunla oynayacak, bunu da belirleyecek bu planları Erol Hoca. Yani bu oyunu bulup, bu oyun merkezini oluşturduktan sonra Fenerbahçe'ye oyuncuları onun içine monte edecek. Bakalım bunu, bu özellikle bu ara gibi hem uzadı da pazartesi maç. Yani bu da önemli bu, Fenerbahçe nasıl adına. Nasıl etkilemiştir bu bay dönemi Fenerbahçe yani, açısından? Yani, gerçi şu Covid'liler çok fazlaydı. Ya tabii. Covid'liler tabii sakatlar için tabii ki olumludur ama bana göre en önemli olacak iş Erol Hoca. Yani en son hafta galip geldikleri Başakşehir maçında bile bir oyunun merkezine oyuncuları oturtamadı. En büyük sıkıntının bu olduğunu düşünüyorum. Eğer bunu nasıl, bu arada iyi gelip bir 15 günlük arada bunu nasıl, yani saha içine planlanmış bu oyun merkezine bu oyuncuları monte edip nasıl bir oyun çıkaracak, ona bakacağız işte yarın akşam. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe adına. Yani Erol Hoca'nın esasen takımını geliştirmesi ve kendinin de ortaya net bir şey koyması için bir oyun bulması gerekir. Bu oyunu da
Yarın akşam göreceğiz yani Fenerbahçe adına. Peki Feyyaz Hocam, Perkaz, Valencia, Samatta üçlüsü uzun bir aradan sonra ilk 11'de gibi gözüküyor, evet, görüntü o. Ben Samatta'nın dönüşünün Pelkas'ın ve Mert Hakan'ın oyununu pozitif yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Hatta Valencia'nın, çünkü topu iyi kullanabilen oyuncular. Daha gezgin. Orada evet Sisse son vuruşlarda iyiydi ama oyun akışında çok fazla top tutmakta, rakip alanda topu sahip olmakta çok fazla bir katkısı olmadı. Samatta'nın özellikle o verkaçlarda pas vermelerde daha etkili olacağını düşünüyorum. Adem'i zaten fizik olarak üstün bir oyuncu, sadece kafa toplarında yetkin. Onun dışında orta sahada Gustavo ya da Ozan tabii ki biri oynayacak çünkü zaten Tolga da sakat. Gustavo ile Sosa biraz daha uygunlar şey olarak, oyun anlayışı olarak, birbirlerine pas alışverişi olarak. Ozan'ın öyle ara sıra içeriği delme girişimleri var. Ozan'ın daha sonradan oyuna gireceğini düşünüyorum. Defansta Reha'ya katılıyorum. Serant'la Lemos'un zaman zaman sıkıntılar yaşayabilir ki Serant'ın son haftalarda yaptığı o gereksiz penaltılar, Lemos'un da hamle gecikmelerinden dolayı göbekte biraz sıkıntı yaşayabilirler. Zaten Caner'in sakatlığında Novak'tan başka alternatif yok. Nazım'ın da her geçen gün artık Fenerbahçe'ye alıştığını düşünüyorum, ısındığını düşünüyorum. Peki sevgili Mehmet Yılmaz, Fenerbahçe açısından tabii Beşiktaş 31 puan yaptı. Alanya ve Galatasaray 30'ar puanda. Gaziantep 28 puanda. Fenerbahçe'nin de maçları eşitleyecek 26 puanda olduğunu hatırlayalım. Evet. Kritik maç artık bu noktadan sonra, bu kayıplardan sonra. Öte yanda Kasımpaşa'nın da 19 puanı var. Evet, yani. Onlarda bir kötü gidişatı var Kasımpaşa'nın ama... Galatasaray'ın hani puan kaybı yaptığı haftada Fenerbahçe ki bayı da geçti. Bu maç onlar için çok önemli, çok kritik. Benim buradaki düşüncem ön tarafta Samatta ve Valencia uzun süredir oynamayan hoca. Fizik performans açısından nasıl olacak? Çünkü bu Covid'i geçiren oyuncuların hepsi döndükten sonra çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Ama iki tane ideal oyuncusunu buldu diye düşünüyorum. Tabii ki Fenerbahçe kadro olarak iki tane iyi kombi çıkarıyor. Yani en rahat, en zengin kadro bunu yazıyor. Oynayanla oynamayanla benim çok fazla fark edeceğini düşünmüyorum. Hocanın nasıl bir sistemle oynatacağı, oyuncuların ne tepki vereceği bence burada çok önemli. Ama Samatta ve Valencia bu takım için en önemli oyunculardan ikisi. Evet. Erman Hocam, Fenerbahçe bay geçtiği haftanın ardından Kasımpaşa deplasmanında dönüyor. Sonrasında Aytemiz Alanyaspor maçı var. Perşembe akşamı yine birlikte olacağız. Çok kritik bir Alanyaspor maçına çıkacak ki Alanya'da. İstim üzerinde, formda, o kritik maç öncesinde Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında. Şimdi bu Covid hariç sakatlık falan ama şöyle diğer takımlara bakıyorum. Mesela Beşiktaş'ta kadro belli gibi. Yani temeller var. Onun üzerine kuruyor Sergen. Galatasaray'da da var bu yakaladı gibi. İşte cezalardan. Fener onu yakalayamadı daha. Fener onu bir yakalayabilse... Onu yakalayamadı. Mesela Trabzon yakalayamadı. Şimdi Abdullah Avcı'ya da onu yakalamaya uğraşıyor. Fenerbahçe hala bu kadar geniş kadron var. Tamam geniş kadron da hala da halledemedi abi. Sağ bek, sol bek. Düşünün Fenerbahçe kaç maç acaba merak ediyorum. Aynı kadroyla çıktı. Hastalık hariç. Kaç maç aynı kadroyla uzun çıktı. Uzun süre aslında Gökhan Caner oynadı ama. Evet. Şimdi yoklar. İşte şey var. Hastalık var. Hangi isimde var? Caner'de. Gökhan da yok. Gökhan da o sakatlıktan sonra işte forma alamadı. Dönüşü çok zor oluyor. Hem sakatlığım hem bu Covid ile alakalı oyuncuların dönüşünde çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Ya bana göre de Fenerbahçe teknik adam olarak Erol Bulut'un şu ana kadar net dokunuşta olmadı. Biz o zaman şahıslar üzerinden konuşuyoruz. Evet Erman Hoca da söyledi. Ya tabii kadro istikrarını söylüyor. Bak kadro tabii ki önemli. %100 katılıyorum ama dokunuşu da olmadı. Yani diyorum ya bir oyun merkezi oluşturduğunda o zaman Ender çok kişilerle uğraşmazsın. Hı-hı. Oyunla uğraşırsın. Fenerbahçe bu dokunuşu görmedi şu ana kadar. Yani mesela bu kadro farklı bir şey de deneyebilir. Dener denemez biz söyleriz. 4-3-1-2 de oynar. Samatta, Valencia 2 santrafor. Arkada Pelkas.
Gustavo'yla Mert Hakan 8 numara, Sosa da playmaker. Elinde var yani. Yani böyle Gustavo herkes diyor yani önlü, herkes koyar önlü var ama diyorum ya orada topu kullanacak. 2 Novak'la Nazım çıktığında 7 kişi önünde 2-1-7 gibi oynayacak sistemde playmaker önemli. Lemos'la Tisserant'ın önünde bunu da deneyebilir. Ha, bunu biz söylüyoruz, dener denemez ayrı. Ama dediğim gibi Erol Hoca'nın bu takıma net bir şekilde bir oyun planına dokunup farkı yaratması gerekir. Ama sanıyorum Alanya maçı öncesi mutlaka Fenerbahçe açısından kazanılması gereken bir maç görüntüsünde. Ya Alanya maçı öncesi. Alanya maçı sonra abi. E şöyle hocam. Şimdi sen önce burada bu maçı verdin. Abi. Alanya maçına nasıl çıkarsın? Ya, o ayrı bir olay. O maçı düşünmeyeceksin. Çünkü çok zor maç evet, var. Çok, dün çok. Ne dedi bize şey? Arkadaşımız Beşiktaş şeyine saklayabilir. Saklamayacaksın abi. Önce bu maçı geçeceksin Kasımpaşa'yı. Sonra Alanya. Alanya doğru, maçı. Allah, hoca zaten öyle bakmaz o işe. Önce buraya geç tabii. Abi. Tabii. Alanya'yı sonra düşünürsün. Ya yani yok öyle bir şey. Yani bu son maçlar olsa kabulüm. Hı hı. Hani finaller falan olsa ulan bunu oynatayım şunu yapayım falan yok. Daha dur abi kaç maçım var ya. Hocam bir de artık var. Saklamak çok saçma. Covid'i var şeyi var ya. Belki de adam Covid'i hiç saklayabilecek. Ne alırsan kar Feyyaz. Ne alırsan kar. Kimi tokatlarsan kar. Şimdi.